Herkese merhabalar. Analiz Departmanının bugünkü bölümünde Galatasaray'ın yeni transferi Kör hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Melih merhabalar. Merhaba Furkan. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee, biz değerlendirmemizi yapacağız ama bizden önce Bild gazetesinden Florian Krebs bazı yorumlarda bulundu. Misafirimize öncelik verelim istersen. Önce onu dinleyelim ardından biz devam edelim. Hello from Germany. Congratulations first of all to Galatasaray. for having Derek a uh, great player, one of the best players in the German second league, uh, very, very strong, uh, strong left winger. Um, he's much more stronger in the offense than uh, in, in defense, but in the offense, he's, he's amazing with a great uh, left foot, great crosses, great passes, very dangerous shots uh, he made a few goals in in German Second League in the last season. Uh, in this season, he uh, made an excellent uh, match against Rostock last weekend. Um, so, Hannover 96 will miss him very much. And I'm sure Galatasaray gets a, a, very, big, a, very, a very good player um, for improving um, yeah. and having success, hopefully. Um, what kind of athlete is Derek Kuhn? Is he stronger in attack or defense? I said he's much stronger uh, in in the offense. He's got uh, deficits in, in the defense. Uh, he improved a lot in the last weeks, in the last month. He worked a lot. Uh, his coach, Stefan Leite, worked a lot with him uh, in, in that. And um, I'm sure. Uh, he can get uh, the, uh, ma make the next step in in Turkey, the Super League, and will improve uh, his defense. He has to. He has to. But in the offense, uh, I'm very sure uh, Galatasaray will have a lot of fun with him. And uh, for example, Maurinho Um yeah, he 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 will enjoy the crosses from Derek Kern from the, from from the left wing. I'm sure. He played in second league. Uh, we will see uh, if we will uh, we'll be able uh, to adapt uh, the, the new quality in. In super league, in first league in turkey, but i'm sure he will, uh, because uh, his qualities, uh, especially in offense, are, are, are very big. Um, unfortunately, he will not play in, in europe league because uh, the, the window um, to sign uh, closed in the last week. Um, so he will be only a supporter for his new team. Um, but in the next season, uh, I'm sure he's very, very hot and uh, he enjoys a lot. Uh, playing Champions League, um, so he can show his qualities uh, on the European pitches as well. Uh, um, yeah, and that's uh, for sure one reason um, he decided to go uh, to Galatasaray. There were uh, it's no it's no surprise there were a lot of other clubs interested in Derek Kurn um, this winter. A few weeks ago, there were uh, rumors about Fosinone from Serie A in Italy. Before uh, there there were several clubs. Uh, all over Europe, for example, Valencia from Spain, in Germany, Frankfurt, Antrac Frankfurt, the European winger thought about him, Hoffenheim as well. But Galatasaray Istanbul was the first club who wanted him, um, yeah, very, very strongly. And uh, yeah, now um, he's taken the way from, from the second league from Germany to the super league uh, in in uh, turkey. yeah, will he stay a long time at galatasaray or is it only uh, a stepping stone for him? Um, today i don't know. Uh, but derekoon has had a clear career plan. Uh, till now, uh, he played in the youth of hamburg and, and bayern munich. after that, he went to the dutch league in to willem twee uh, tilburg. In the Netherlands, uh, and after that, uh, he went to to Hannover 96 in the second league. Now he's going to Super League, to the first league, uh, a big uh, league in in Europe, to take the next step. Uh, you will never know what happens. Uh, take the example of Sasha Boyer, uh, which went to Bayern Munich a few days ago. If Derek Kern uh, uh, improves uh, like him. Um, and uh, performs like him. Um, there's no limit, of course, uh, and there's a possibility to earn a lot of money as well. But first of all, um, he has to uh, adapt in uh, the Super League with the jersey of Galatasaray. I'm sure um, he will take it, and he will perform. And um, yes, well, he's, uh, Galatasaray will have a lot of fun with him because he's a very, very funny guy, very relaxed. and a great player. Congratulations for that and yeah, many greetings from Germany, Florian Krebs Bild. Bye. Evet Furkan, Krebs'e teşekkür ederiz öncelikle. Ee, seninle başlayalım. Köhn'ün biraz hikayesini istersen bize sen anlat. Tabi. Oyuncu şimdi Bayern Münih altyapısı görmüş. Devamında bir Hollanda deneyimi olmuş bir oyuncu. Ardından Bundesliga 2 seviyesinde kendini tekrardan o beklenti iyi karşılama adına ispat etmeye çalışan ve yavaş yavaş da bunu başarmış bir oyuncu. Çünkü neden? Bundesliga'nın bazı önemli takımlarıyla ciddi şekilde adı geçmiş bir oyuncu. Yani haberlerde Leverkusen ismi dahi geçiyor. Ne kadar gerçekçidir bunu bilemeyiz tabii ki ama Leverkusen'le adı geçen bir oyuncu ya da kesinlikle bir e, Dikkat etmek lazım çünkü e, artık çok üst seviyede bir takım onlarda. Bana kalırsa Galatasaray bu transferi şu an bitirerek iyi de bir iş yaptı çünkü oyuncunun Bundesliga 2'de olması e, sadece değerinin orada olduğu anlamına gelmesin. Dediğin gibi birçok takım zaten ilgileniyor ve seneye muhtemelen bir Bundesliga takımında olacaktı. Köhne gelmeden önce şunu sormak istiyorum sana. Galatasaray'da hatırladığın son, evet bu dediğin sol bek kimdi? Yani Nagatomo performansı e, tatmin ediciydi. Ara ara bazı denemeler dönemsel e, işler oldu ama Galatasaray'ın özellikle geçen sezonda zaten ki senle e, sezon başı transfer programlarında da hep yine sol çok sık bahsetmiştik. Angelinho ismi tabi orada bence Galatasaray'ın o başarılı olan sol beklerin dahi önünde bir isimdi ve şahsen de çok ciddi beklentim vardı doğruya doğru ama orada bir şekilde bir e, uyuşmazlık oldu ve Galatasaray süreci bence çok az hasarla atlattı diyebilirim çünkü oyuncuyla kalıcı bir anlaşma yapma zorunluluğu olsaydı bu çok büyük uzun vadeli planlamada sıkıntılar doğurabilirdi. Orayı e, basit ve açıkçası ekonomik anlamda da bence iyi bir şekilde çözümleyerek geride bıraktı Galatasaray. Çok ben doğru profil anlamında oyuncunun vaat ettikleri anlamında doğru bir isme yönelindiğini düşünüyorum ve o oyuncunun Bundesliga 2'den geliyor olması da bence kesinlikle katılıyorum. Hiçbir problem yaratmamalı. Oyuncunun özellikleri ve verdikleri çok daha önemli. Özelliklerine tekrar geleceğiz. Ben şimdi birkaç isim hatırlatacağım. İzleyicilerimize yorumlarda yazsınlar. Galatasaray bu süre içerisinde yani Nagatoba'dan sonra hangi sol bekleri oynattı diye. Birkaç tanesi mesela Saratçı, Van Anolt, Adekuş Bey, Kazımcan, Ömer Bayram var ve o mevkide oynayan ama o mevkinin oyuncusu olmayan da birçok oyuncu var. Abdülkerim Kaan da bunlardan bazıları. İzleyicilerimizde bizim söylemeklerimiz varsa yazsın diyelim ve istersen oyuncunun en iyi yaptığı şeylere geçelim. En iyi özellikleri nelerdir Köhnün? Yani oyuncu atletizmle o dripling kabiliyetiyle final hareketlerini çok olumlu şekilde kombinleyebilen, birleştirebilen bir oyuncu. Yani kesinlikle çok bariz bir e, hücum bekinden bahsetmemiz mümkün. Topu e, hatta bazen riskler alarak birinci bölgeden 3. bölgeye taşıyabilen, atak sonlandırmayı çok seven ama kaleden uzaklaştığında da genellikle orada birazcık sakinlikten ziyade yine e, sonuç odaklı hareket edip sık sık ortalara başvurabilen bir oyuncu. Ligde 4 maçlık sekansta 3 gole katkıda bulunduğu ya da 3 hafta üst üste asist yaptığı periyotlar var ki bunlar çok kıymetli. Galatasaray'ın oradan e, açıkçası Angelinho aşısı tutmadıktan sonra genellikle sol bek pozisyonunu emniyet e, amaçlı kullanmıştı. Ta ki Barış Alper'in 1-2 maçlık denemeleri dışında özellikle Kaan Ayhan orada e, sol bek oynadığında genellikle bir 3. stoper gibi e, dahi kullanılmıştı. O anlamda bence oyunu genişletme anlamında iki tarafta sol bekten de çok ciddi bir hücum katkısı alabilecek Galatasaray savunmasının tartışılır kısımları var ama e, ilk etapta çok önemli bir hücum bekinden bahsedebiliriz Melih savunmasına gelmeden önce ben de şunu söyleyecektim. E, Anhelinho olmadı. Kazımcan oynadı. Kaan Ayhan oynadı. E, ama gün sonunda Galatasaray ligde 24 maçta 14 gol yedi. Zaten savunmalık bir durum çok yok sanki burada. Kesinlikle katılıyorum. Eee Saşa Boye'den belki her ne kadar çok iyi bir oyuncu olsa da hücum katkısı alamıyordu. E, sol bekten yine yıllardır belki de hücum katkısı alınamıyor. E, burada Körn iş çözecek mi peki? Yani şöyle e, bence kesinlikle çözecek. Oyuncunun çok net bir şut kabiliyeti var net bir e, dribbling final pası. Bunlar da hakikaten çok önemli bir oyuncu ki ligimizde zaten hep konuşuyoruz burada atletizmi birazcık seviyenin üzerine çıkan oyuncuların çok ciddi fark yarattığını görebiliyoruz. Yani köyünü şu şekilde değerlendirebiliriz. boy eden çok daha dengeli şekilde dribbling yapabilen, topu çapraz ya da dikey dribblinglerle 30-40 metre taşıdıktan sonra orada verkaçlarla direkt olarak çizgiye ya da iç koridoru kullanarak rakip kaleye direkt olarak topu götürebilen profilde bir oyuncu. Burada işte kiminle beraber oynayacağı birazcık söz konusu yani değerlendirmeyi onun üzerinden devam ettirebiliriz. Kerem Aktürkoğlu'yla oynadığı zaman Kerem iç koridoru hatta neredeyse merkezi artık özellikle bu sezondan itibaren çok ciddi kullanmayı seven bir oyuncu. O noktada Köln'le çizgide önemli bir uyumları olabilir. Zaha oynadığı noktada Zaha biraz daha çizgi oyuncusu. Orada da iç koridordan dediğimiz gibi o topsuz koşuları bu sefer daha kıymetli olabilir. Bence toplu oyunu, topsuz oyununun çok daha önünde olan bir oyuncu. Bu anlamda Kerem Aktürkoğlu'yla çok ciddi bir birliktelik yakalayabileceklerini düşünüyorum şahsen. Galatasaray'ın oynadığı oyunu da düşünürsek bu önde baskı veya prese dayalı oyunda köyün yeri var mı yoksa o geriden gelip sadece hücuma katkı verecek bir oyuncu mu olacak? atletizm yani bu nasıl söyleyeyim sahip olduğu özellikler anlamında aslında oyunu hala yaşına rağmen 25 yaşında oyuncu. Gelişime çok açık bir oyunu var oyuncunun. Yani bazı oyuncularda geç olgunlaşır pozisyonuna, lig maçı, üst seviye lig maçı tecrübesine bağlı olarak ki bunu açıkçası Sasha Boye'de çok ciddi gördük. Yani bir buçuk yıl içinde gelinen nokta Bayern Münih'le sonuçlandı. Köyün içinde böyle bir durum bu kadar üst düzey olmasını şahsen beklemiyorum ama Galatasaray'ın açıkçası bu oyuncudan ben çok ciddi şekilde seviye at atlama ve oyuna uygunluk aynı zamanda da finansal anlamda da olumlu bir gidişat bekliyorum. Pres oyununa dönecek olursak pres oyununda bence Galatasaray takım savunmasını ve presi çok iyi yapan bir takım. Yani en öne çıkan özellikleri ne dersek herhalde herkesin en fikir olacağı durumlardır bunlar. Bence takımla oynaya oynaya adapte olarak orada e, Toreyra ile Abdülkerim'le ki bunlar takımın belki de kalbi diyebileceğimiz oyuncular. Bu oyunculara çok yakın konumlanacak sahada. Bunları zaman içerisinde öğreneceğini ve aslında aradıkları oyuncunun da biraz da o olacağını düşünüyorum. Şimdi devre arası transferler her ne kadar kaliteli olsa da bir uyum zamanı gerekecektir. Köyün içinde bu uyum süreci sence çabuk geçer mi yoksa zorlanabilir mi oyuncu? Elbette zorluklar bütün ara transfer dönemi oyuncuları için geçerli ama ligde direkt olarak hızlıca ben forma şansı bulmaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten Galatasaray netice olarak, ivme olarak iyi gidiyor ama oyun anlamında özellikle sol kenardan sol bek performansı anlamında birazcık aksıyor. Şu anda neticeler bunun üzerine birazcık kapatmış olabilir ama oyunu tek tarafa yıkılması ya da bir taraftan çok Dengeli katkı alamamak ciddi problem taşıyor. Bence Köhn gerçekten evet Anhelinho isim olarak çok öndeydi. Çok büyük beklenti vardı. Ben kendime de dahil edebiliyorum rahatlıkla bunu ama Köhn bence beklentinin üzerine dahi çıkabilir. Galatasaray bu sefer doğru bir isme yöneldi. Hem finansal şartlar hem oyuncunun gelişimi açıklığı, kendi oyununa uygunluk. E tabii ki savunmada zaman zaman aksamalar olacaktır. Yani oyuncunun hamle zamanlamaları olsun, pozisyon kayıpları, bazen o hamle zamanlamalarının yarattığı Kart problemleri bunların hepsi söz konusu olabilir ama Türkiye Ligi özelinde atletizmiyle de çoğu pozisyon eksiğini de ben kapatabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu kadar olumlu yönden bahsetmişken izleyicilerimizden bir beğeni rica edelim videoya ve e, olumsuz taraflara geçelim. Olumsuz taraflardan kastımız aslında şu olabilir mi? Hani oyuncu sürekli hücumu düşündüğü için genellikle de rakipleri Galatasaray'ın geride bekleyip kontra atak kovalayan takımlar olduğu için... İleride yakalanma ihtimali var mı? Velev ki yakalandı. Hızıyla bunu kapatabilir mi sence? Çok güzel izah ettin açıkçası gireceğim konuyu da. Yani evet çok ciddi pozisyon kayıpları hatta bu şimdi şöyle bir negatif durumdan da bahsedelim Melih. Topu biraz bazen hoyrat kullanabiliyor. Bunun yarattığı yani e, takım öne yerleşmişken bir çalım denemesi, bir e, orta denemesi Galatasaray'a bir ikinci bölge e, defansif geçiş problemi yaratabilir. Ama oyuncunun ben atletizmiyle bunu büyük ölçüde kapatabileceğini düşünüyorum ki oyuncuların açıkçası etrafında konumlanan diğer takım arkadaşlarının kim olduğuna da iyi bakmak lazım. Kağıt üzerinde sol stoperde Abdülkerim Bardakçı, önünde Kerem Aktürkoğlu. Çok yakınlarında da genellikle de Toreyra'yı izleyeceğiz ki bu oyuncuların ne kadar eforlu, defansif geçiş yaptığını da biliyoruz. O yüzden zamanla bu yönünün törpülenebileceğini düşünüyorum şahsen. Evet dediğin gibi belki daha zorluk seviyesi üst düzey çok sprinter sağ kenar oyuncularına karşı belki bu durum problem yaratabilir. Örnek veriyorum bir Akintola vardır rakipte. Onun dönüşü belki sıkıntı olabilir ama ligimizin de atletizm kalitesi diyelim belli. Bence olumlu yanları olumsuz yanlarının önüne geçiyor. Şimdi e, bazen oyuncuların bir hareketi veya yaptıkları bir iş Onların e, zeka seviyesini de gösterir. Ben e, köyün özelinde Alfonso Davis transferinden sonra Münih defterini kapatmasını çok mantıklı buluyorum. Akılca bir hareket. Bu yüzden de bu uyum sorununun da ben böyle çözebileceğini düşünüyorum açıkçası. Kariyer planlaması iyi yapılmış. Aslında e, Alfonso Davis'in çok fakir versiyonu diyebiliriz Köhn için. Yani Alfonso Davis şu an dünyanın belki de herhalde en iyi sol bekidir diye düşünüyorum. Köhn'ün oyun özellikleri ofans tarafında Alfonso Davies'i andıran tarafları var. Evet, ama onun çok alt katmanı bir oyuncu olduğu için belki dediğin gibi orada yer bulamayacağını düşünmüştür ama... Dediğim gibi gelişime de açık kariyer planlaması şu anda olumlu yönde giden ve baktığın zaman da son 2 sezonda çift taneli neredeyse gol asist toplamı yani 2 sezonu bir arada aldığın zaman yaklaşık 10 gol 10 asist civarında bir katkı sağlamış. Bek oyuncusundan bahsediyoruz. Galatasaray'ın genel olarak transfer planlamasında Geri dönüşümü birazcık sıkıntı olan oyuncular vardı, özellikle sezon başında. Yani Hakim Ziyechler, Zahalar, Icardiler, bunlar hakikaten geri dönüşü finansal anlamda sıkıntı yaratabilecek oyunculardı. Ben bu profilde bir transferin kesinlikle geri dönüşünün de olumlu olacağını ve maliyetinin de uygun olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi bu Saydinsil mereki olarak geçmişten de Fegoli, Belhanda, Babel gibi oyuncuları düşündüğümüzde, Falcao gibi oyuncuları düşündüğümüzde çok daha mantıklı bir transfer olacak gibi görünüyor. Ee, henüz resmi açıklama gelmese de biz bu yayını çekerken 3,5 milyon euro bonservis bedeli ve 450 bin 500 bin euro gibi bir maaş düşünülüyor. Ee, 25 yaşındaki bir oyuncu için sence nasıl bu rakamlar? Yani e, geçen gün bir görsel düştü önüme. Burada biraz fazla eleştirel gittik ama Belhanda'nın kontratı görseli e, sosyal medyada konuşuluyordu. Oyuncunun bir yıllık maliyetine siz böyle işte yani transfer planlaması böyle olmalı Melih. Yani oyuncudan 4 yılda Alabileceğin, verebileceğin yaklaşık yani maliyet olarak her şeyle beraber 5 milyon euroyu falan buluyor verdiğin rakamlar ve e, bazen işte takımlarımız şehvetle diyelim bir oyuncuya bunu bir yılda ödemeyi tercih edebiliyorlar ve günün sonunda elde var sıfır durumu e, oluşmuş oluyor. Bence finansal anlamda harika bir anlaşma diyebilirim. Finansal anlamda bence de harika. E, zamanlaması belki biraz eleştirilebilir mi? Sonuçta bu oyuncu Avrupa liginde maalesef oynayamayacak ve Galatasaray'ında turları geçme ihtimali çok yüksek olduğunu düşününce bu sol bek konusunda Avrupa'da noksan olacak. Yani şöyle bir durum var tabi. Devre arasında transfer yaptığınız zaman Avrupa kadrosunda yapabileceğiniz değişiklik sayısı da belli. Yani çok fazla hani 10 oyuncu aldım onu birden Avrupa'da oynatayım durumunu yapamıyorsunuz. Bununla alakalı bir planlama olabilir. Evet yetişseydi Galatasaray adına çok daha olumlu olacaktı ama lig de çok önemli bir durum neticede Galatasaray için ve Avrupa'da toplasan sonuna kadar dahi gitse Galatasaray'ın oynayacağı maç dedi yaklaşık herhalde yanlış hesaplama yapmadıysam 7-8 civarında oluyor. Bu noktada orada işte Barış Alper olsun, Kaan Ayhan olsun, belki Abdülkerim maçına göre değerlendirilebilir. O yüzden tabii ki yetişse daha olumlu olurdu ama şu anda da ligde de çok ciddi şekilde süre bulacaktır. Furkan teşekkür ediyorum. Senin eklemek istediğin başka şeyler varsa istersen onları da alalım ve kön defterimizi şimdilik burada kapatalım. Yani ee, tekrar tekrar aynı noktanın altını çizmek istiyorum. Transfer planlamaları oyuncu tutar tutmaz o önemli değil. Bu şekilde yapılmalı Melih. Yani oyuncuların bonservisleri ortaya da yüksek seviyede maaşları bu durumda en azından piyasası olan, altyapısı olan bir oyuncu ve diyelim bu oyuncu, kötü bir performans gösterse dahi Bundesliga 2 takımlarına ya da belki Bundesliga ya da başka ülkelere en azından 2-2,5 milyon euro elden çıkarabileceğiniz türde oyuncular. Ben bu anlamda bu denemeyi doğru buluyorum ve beklentinin de gerçekten üzerine çıkacağını düşünüyorum. Furkan teşekkür ederiz. Kapanış yapmak üzere pası son kez sana atıyorum. Analiz departmanının bu bölümünde Galatasaray'ın yeni sol bek transferi Derik Melih Melih'le birlikte değerlendirdik. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bu videonun altında bizlerle buluşturabilirsiniz. Herkese iyi günler.